Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyicilerimiz, aziz ve muhterem Müslümanlar, FM TV ekranlarından, dostane programından herkese selamlar, saygılar. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti tüm Müslümanların üzerine olsun. Değerli izleyicilerimiz, malum dopdolu günler, kritik günler geçiriyoruz. Rabbim vatanımıza, milletimize, ülkemize, halkımıza birlik, beraberlik, bu güzellik, bu beraberliği daim eylesin. Hakiki İslam kardeşliğini Rabbim bizlere nasip eylesin diyor. Ve gündemle alakalı bugünkü konuğumuz, FM TV ekranlarından tanıdığımız, Biz Bize programından moderatörü ve genç hocalarımızdan Eyüp Pural hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, sefalar bulduk. Bizi kırmayıp programımıza katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ediyoruz hocam, davet ettiğiniz için. Allah razı olsun. İnşallah Eyüp hocamızla bugün yaşanan, bu hafta içinde yaşanan olayları, gündemi değerlendireceğiz. Neler oldu malumunuz? Bugün Almanya'da düzenlenen bir, oradaki Türk vatandaşlarımızın katılımıyla demokrasiye karşı bir, işte darbeye karşı bir miting yapıldı. Bu mitinge Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferans sistemiyle katılımı söz konusuydu. Ancak Almanya'da önce yerel mahkeme, sonra üst mahkeme ve anayasa mahkemesi kademe kademe bu işi engel oldu ve Cumhurbaşkanımızın video konferans bağlantısını yaptırmadılar. Almanya ile alakalı bunu konuşacağız. Daha önce PKK'lara, terör örgütlerine Almanya'da istedikleri gibi miting yaparken Kandil'den oraya telekonferans, video konferans sistemiyle bağlanırlarken bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanının bağlanmasına engel olan Almanya'yı konuşacağız. Ve Cumhurbaşkanımızın yine açıklaması, üst akıl meselesi var biliyorsunuz. Üst akıl kim? Bunu konuşacağız ve sizlerden de bu konudaki görüşlerinizi alacağız. Üst aklın kim olduğunu tartışacağız. Ve biliyorsunuz darbe gecesi başlayan meydanlarda halkın nöbeti, Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla gene 7 Ağustos önümüzdeki hafta pazar günü taçlandırılacak Yenikapı'da büyük bir organizeyle bitirileceğini açıkladı. Bunu konuşacağız. Ve maalesef gene terör olayları, dün Hakkari'de, bugün Ordu'da şehit haberleri gelmeye devam ediyor. Terörü masaya yatıracağız. Ve dopdolu bir gündemle dostane programında sizlerin karşısında olacağız. Görüşlerinizi, mesajlarınızı 0530 871 3047 telefon numarasıyla bizlere mesaj üzerinden, WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Ve özellikle Fatih Medreseleri Vakfı'nda yetişen, hafız ve Arapça okumuş hocalarımızın icazeti var kıymetli insanlar, değerli izleyicilerimiz. Bunu konuşacağız ve tüm halkımızı da bu programa davet etmiş olacağız inşallah. Sözü daha fazla uzatmadan ben Almanya'daki yaşanan, sıcağı sıcağına bugün yaşanan olaylarla beraber başlamak istiyorum. Acaba sizce Almanya'nın bu tutumu, davranışı nasıl? Terör örgütlerine gösterilen müsamaha, aynı müsamaha maalesef Sayın Cumhurbaşkanımıza bu şekilde müsamaha gösterilmedi, engel olundu. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı basın sözcüsü de çok sert bir açıklama yaptı. Bu konuda Eyüp hocamız, bakalım ne diyecek? Evet hocam, Almanya'da yaşanan olayları biliyorsunuz, takip ettiniz. Sizce neler oluyor? Neler diyeceksiniz bu konuda? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle Rabbim programımızı hayırlı mübarek eylesin. Amin. Bu programın peşinde güzel kararlar alıp kimin dost, kimin düşman olduğunu iyi tanıyıp ona göre bundan sonra da bu edindiğimiz sağlam fikirlerle hayatımızı bu şekilde yön verebilmeyi, doğru şekilde yön verebilmeyi Mevla cümlemize, hem izleyicilerimize hem bizlere nasip müyesser eylesin diyelim. Aynı zamanda vatanımıza, milletimize de dualarda bulunmak hem tüm vatandaşlarımız için hem bizim için çok önemli. Elimizden neredeyse gelebilecek tek şeylerden birisi dua etmek. Yani başka bir şey gelmiyor elimizden her açıdan.
askerimiz açısından askerimizin muhafaza edilebilmesi, polisimizin muhafaza edilebilmesi, ondan sonra siyasetimizin ülke olarak, devlet olarak dışarıdaki siyasetimizin en iyi şekilde, yani bu vatanı korumak adına, bu vatanı büyütmek adına en iyi şekilde sürdürülebilmesi için biz vatandaşların elinden gelebilecek en büyük şey duadır. Tabii ki yeri geldiği zaman bu dua eden insanlar yeri geldiği zaman tankların önüne de çıktı, kurşunların önüne de kendini attı. Ama şu an elimizden dua etmek geliyorsa bunu en iyi şekilde yapmaya çalışalım diyelim. Ve Almanya'daki darbeye karşı düzenlenen Türk, Almanya'daki Türk vatandaşların darbeye karşı düzenlemek istediği bugün bir miting vardı gerçekleştirilen. Tabii oradaki vatandaşlarımız da Almanya'da olduklarından dolayı bu duruma, kendi asli vatanlarını, asli vatanları adına bir şey yapmak istediklerinden dolayı böyle bir miting düzenlemek istediler. Zaten Alman hükümeti ilk başından itibaren bu mitingin olmaması yönündeydi. Tabii kararlılık görünce, oradaki vatandaşlarımız da bir kararlılık görünce bu sefer mitinge müsaade ettiler. Tabii Cumhurbaşkanımızın video konferansla oradaki dev ekranla mitinge bağlanması söz konusuydu. Halka seslenmesi söz konusuydu. Tabii en azından bunu başardılar yani. Halka seslenmesini engellediler Cumhurbaşkanı'nın. Miting engel olamadılar. Tabii bunun üzerine Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü İbrahim Kalın bunun kabul edilemez olduğunu açıkladı çok sert bir dille. Ama bunu neye bağlıyorsunuz diye sorarsanız Ahmet Hocam bana. Ben devletlerin çıkarları hep bu sonuçlara yöneltiyor. Yani devletlerin çıkarları bir yerde kesildiği zaman veya çıkmaza girdiği zaman hemen başka bir yerden böyle bir engel, hep bir işi yokuşa sürmek, abi yani tabirle işi yokuşa sürmek hep bu. Yani 2 kere 2 4 ise Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne iyi olarak, iyi niyetle yaklaşması Rusya'nın hiçbir zaman işine gelmez. Aynı zamanda Rusya'ya yanaşması, yani ilişkilerini güzel açıdan sürdürmesi Amerika'nın işine gelmez. Bunlar hep çıkar meselesi. Ona çıkarı ulaştığı zaman, bağlandığı zaman ötekinin işine gelmeyecektir. Almanya'da yine aynı şekilde, yani müttefiklik, dostluk, bunlar devletler tabii ki ilişkilerini yapacaklar devletlerini devam ettirebilmesi için. İsrail'le bile ilişkiler devam edebiliyor ama bu olay dostluk açısına yansımamalı. Yani onlara ilişkilerini yap ama onlara dostum diyerek onlara güvenme. Bugün terör örgütlerini besleyenler de devletler. Yani DAEŞ diye son yıllarda çıkan terör örgütü de bir en büyük devletlerin maşası. Bunlar yani o elindeki silahları nereden alıyorlar? Kendi imalathaneleri falan filan yok bunların yani. Devletlerin beslemesi. Bunlar da o besledikleri maşaları kimle çıkarları kesişirse, örtüşmezse onlara yönlendirecekler. Almanya'da biz zamanında Almanya Başbakanı Angela Merkel de sürekli sık sık İstanbul'a gelip gidiyordu. Özellikle Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde sürekli bir ayağı burada diyorduk yani. O zaman demek ki çıkarlar çok güzel ilerliyordu. Bugün demek ki bir şeyler yolunda gitmiyor. Bir çıkarlar kesişmiş yani, örtüşmemiş. Bu sefer menfaatler çakışınca bu sefer başladılar. Renklerini belli etmeye başladılar. Ama biz hocamızın da sürekli, hocamızdan her zaman duyduğumuz bir şey vardı. Bunları dost edinmeyin diye. Yani ilişkilerinizi tamam sürdürün ama bunları dost edinmeyin. Çünkü dostunuz dediğiniz insanın yani zor zamanda bile size karşı çıkması, işi yokuşa sürmesi mümkün değildir. Ama sen dostum dediğin zaman, o adamın da çıkarı kesildiği zaman, senden bir menfaat fayda sağlayamadığı zaman işi yokuşa sürmesine de bu sefer şaşırmayacaksın. Şaşırmak istemiyorsan buna dostum demeyeceksin. Bundan her şeyi bekleyeceksin. Her şeyi bekleyeceğin zaman da tedbirli olacaksın. Tedbirli olduğun zaman da Allah'ın izniyle her şeyi önceden, bir adım önceden düşündüğün için hazırlıklı olacaksın. Tabii biz dostum dediğimiz için güveniyoruz. Güvendiğimiz için de bu sefer sürekli arkadan bıçaklanıyoruz yani. Aslında bu konuyla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması vardı geçen. İşte bundan sonra her ülkeyle ticari veya işte görüşmeler, ilişkilerimiz devam edecek ama dostluk hususunda onları dost olarak kabul etmeyeceğiz. Dostluk başka, ticari ilişkiler, anlaşmalar başka.
Burada zaten biz bunu defaatle altını çizmiş olduğumuz bir konuydu aslında. Ekranlardan dile getirmiştik. Ülke olarak strateji gereği ülkemizin gelişimi açısından karşılıklı menfaatler, ticari ilişkiler illa her ülkeyle olmalı. Evet. Oradaki irtibatlar, çünkü orada da bizim Almanya'da da milyonlarca vatandaşımız var. Onlar da hemen hemen bugün gerçekten de 100 binlere aşkın bir sayı vardı. Çok büyük bir katılım vardı. Ve çevre ülkelerden de, yakın ülkelerden de gelip orada gerçekten de vatan aşkıyla yanan gösterisi vardı ya. Halkımızın orada bir gerçekten büyük bir gövde gösterisi vardı. Bunun bir tarafa bırakılamaz. Oradaki vatandaşlarımız, onların hakları, talepleri illaki bizim de ülke olarak Almanya, onlar bize muhtaç. Biz de onlara belli yerlerde muhtaç. Karşılıklı. Ama dostluk meselesine gelince tam güven olmuyor işte. Biz burada bunu gördük. Ne zaman bir yere dost son derece güvenli bakıyorsak, dost olarak bakıyorsak, işte Cumhurbaşkanımızın gene açıklaması 10 yıl önce bu FETÖ terör örgütünü biz bu kadar bilmiyorduk. Son 3 yıla kadar böyle hainlik yapacaklarını gene beklemiyorduk diyordu. Ama gördük ki bunlar her türlü hainliği yaptılar. Gaflete düştük biz dedi. Allah affetsin dedi. Kendi bize kendi açıklamaları. Yani buradan anlaşılıyor ki aynı şekilde çözüm süreci, yine terör olayları, bu doğuda yaşanan olaylar, çözüm sürecinde gene güvenildi. Tabii biz şimdi kendimizde, karşımızdakini de kendimiz gibi zannedip biz dürüst doğrulukla devam edince onlardan da aynı dürüstlüğü bekliyoruz. Ama onlar hainliğini bırakır mı? Biz doğruluktan, dürüstlükten devam ederken onlar gene aynı şekilde bildiği hainliğe devam ettiler. İşte gördük doğuda neler yapıldığını, hendekler kazıldığını, tünellerin kazıldıklarını, ne bombalar, tecizatlar, mühimmatlar yığdıklarını hep gördük bunları. Ve gerçekten de güven, dostluk kesinlikle, sen işini sağlam yap. Hani bir hadis-i şerif var ya, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, bir insan geliyor mescide, bineğini dışarıda bırakıyor, namaza geçiyor, namazını kılıyor ve işte deveni ne yaptın? İşte dışarıya bıraktın. Olmaz diyor. Sen deveni önce iyicene bağla, ondan sonra sen tedbirini al, Allah'a emanet. Olmaz. Önce tedbir, sonra takdir Allah'tan. Biz tedbirimizi alacağız, takdiri Allah'a bırakacağız. Zaten hüküm Allah'ındır, Allah'ın dediği olur. Ama biz kullar olarak gaflete düşmeye hakkımız yok. Gaflete düşme daha şansımız da yok. Onun için Almanya'nın ne olduğunu, işte bu olay bizim için ayrı bir ders oldu. Ders oldu. Yakinen daha da görmüş olduk. Bunlar menfaatleri çakışınca hemen ne taraftan olduğunu, darbe karşıtı Almanya'nın olduğunu, darbe karşıtı olmadığını, yani darbeyi desteklediğini biz buradan anlamış olduk. Almanya'da da, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda çok çok yerinde bir sözü vardı Alman hükümetine karşı. Yani dedi ki, siz darbeye karşı miting düzenleyenleri engellemeyin dedi. Tam tersine bu darbeyi gerçekleştirenleri engelleyin dedi. Yani çok yerinde bir söz ifade evet, kullandı yani. Halbuki bu milletler kendilerini Avrupa Birliği ülkeleri, çok ileri demokratik ülkeler olduklarını söylüyorlar. En büyük insan haklarını biz işliyoruz diyorlar. Bugün kalkıp bir darbeye karşı, yani bu da çok elzem bir şey. Öyle boş bir şey de değil. Yani darbeye karşı düzenlenen bir mitinge engel olmaya çalışıyorlar. Kim engel olmaya çalışıyor? İnsan haklarını en çok savunduğunu iddia eden ülke. Yani güya. İşte oraya kendilerine saklanan, sığınan darbecileri de tabii onları da iade etmiyorlar. Bugüne kadar kaç tane terör örgütünü, teröristi bize iade etti Almanya? İade etmesinden geçin hocam. Kaç tanesini bunları beslediler, finansal destek, bunlara mühimmat destekleri. Her türlü maddi manevi tabii, her türlü desteğini yapıyorlar. Ve kendi ülkelerine sığınanları da asla iade etmiyorlar. Zaten Cumhurbaşkanımızın da açıklaması var gene aynı şekilde. Amerika bizden kim istediyse verdik. Ama biz onlardan işte Gülen'i istiyoruz. Evet. Vermiyorlar, işi yokuşa sürüyorlar. Bu artık oyun bozma zamanı geldi. Artık kendi göbeğimizi tabiri caizse kendimiz kesmeliyiz. Ülke olarak bizim iç işlerimize karışmamalılar.
Biz Almanya'nın iç işlerine karışabiliyor muyuz veya karışıyor muyuz? Hayır. Bize ne Almanya'nın iç işlerinden? Veya Amerika'nın veya İngiltere'nin? Gel gelelim ama Almanya'dan tutun, Amerika'sı, İngiltere'si, Fransız'ı, 7 düvel her zaman Türkiye'nin, ülkemizin iç işlerine her zaman karışmıştır. Karışmaya da devam ediyor. İşte bu çırpınışlar da o eski özgürlüklerinin kısıtlandığı için. Eskiden %100 karışıyordu, şimdi %100 değil de %50'lere, 40'lara. Her geçen gün halkımız bilinçlendikçe, devletimiz bilinçlendikçe bu müdahale şansları, oranları azalıyor. Yani ülkemiz kendi iradesiyle, kendi halkıyla gerçekten de biz bize yeteriz Eyüp Hocam. Ülke olarak biz kendimize yeteriz ve tüm İslam alemine de önderlik yapacak bir kapasitemiz var. Şükürler olsun. Bunu 15 Temmuz'da bu halk gene gösterdi meydanlara ve tüm dünyaya bunu göstermiş oldu. Şükürler olsun Allah'ın da yardımıyla, Rabbimizin ikramıyla, lütfü keremiyle bu büyük belayı, darbe belasını bertaraf etmek nasip oldu. Bundan sonrası için işte dost, düşman, herkes belli, dost belli, düşman belli. Gelelim artık bundan sonra yapılacak şeylere. Gereken dersi biz de kendi, hep onlar oyun kurdular, onlar tuzak kurdular. Şimdi artık hamle yapma sırası bize geldi. İnşallah bu hamle şu an tasfiyelerle yürüyor. İşte orduda sivil askerlik, işte bütün devlet kademelerinde bakıyorsunuz, yakından takip ediyorsunuz. Bugün gene 1300 küsur asker gene tasfiye edildi. İkinci bir orduda hareketlilik var, temizleme devam ediyor. Amerika ne oldu? Hemen zıpladı değil mi? İşte bizim ordudaki muhataplarımız tasfiye ediliyor. Amerika'nın, ne oldu? Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız aynı haddini bil diye. Sen kimsin? Dedi. Sen kimsin? Sen ne oluyorsun? Sen kim oluyorsun da bizim işlerimize karışabiliyor? Bu dik duruş, işte olması gereken bu. Evet. Bizim istediğimiz, beklediğimiz, yapılması gereken hamleler bunlar. İnşallah Amerika'ya olduğu gibi. O general şimdi tıpış tıpış yarın... Yani her zaman sürekli söylüyoruz ya, sizin hayır bildiklerinizde şer bildiklerinizde hayır vardır. Yani kime dersek diyelim, bu darbe tamam bir şer. Yani ülkemiz adına bir kötü bir gece yaşadık. Onun peşinde çok hararetli günler geçirdik. Ama bunun bir de hayır tarafı da var. Bu da şu ki içimizde kimlerin beslendiğini görmüş olduk. Yani belki çok tehlikeli bir gece geçirdik. O gece belki başarılı olsaydı bugün... Bundan sonra çok daha günler belki bizi bekliyordu. Ama biz onu bertaraf ettik ve artık bunun hani bir nevi kaymağını yemek, o da ne oluyor? Kimlerin karşı tarafta olduğunu görüp ona göre adımlarımızı atmak. Yani şimdi hocam bazen bazı yerlerde okuyorum, sonra kendi içimde bunu teyit etmeye çalışıyorum. Hiç de boş şeyler gelmiyor. Bunların içerisinde mesela askeriye de yüzlerce, binlerce bu paralel yapıya... bağlı askerlerin olduğunu, rütbeli askerlerin, subayların olduğunu gördük. Şimdi diyorum ki çözüm süreci, mesela siz başta anlatırken çözüm sürecine dost gözüyle bakılması, tamam dost gözüyle bakılması yanlış ama ilişkiler, çıkarlar açısından. Şimdi tamam, bunlar da bizim belki askerimizi şehit ediyorlar, ocaklara ateş düşürüyorlar. Bunların önüne geçmek için belki bunlarla ateşkes bir nevi çözüm süreci, ateşkes ilan edilmesi, tabii o anaların ağlamaması için buradan baktığımız zaman çocuk güzel, yetim kalmasın güzel bir şey. Ama bu şey. bu işi bir de kontrol altında tutmak vardı. Yani tamam ateşkes yapıldı, kimse ateş etmeyecek, bu güzel. Peki bu insanların ateş etmediği sürede yaptıklarını da hani o senin kontrolünün altında olması lazımdı. Bu adamlar ateş etmiyor ama kendilerine insan gücü sağlıyorlar mı, silah sağlıyorlar mı daha sonraki günler için? Bu önemliydi. Burada zafiyet var mıydı? Vardı. Çünkü çözüm sürecinden sonra sürekli canlı bombalar, baskınlar, karakollara, bunları gördük. Demek ki bu iş çözüm sürecinde ateşkes güzelce sağlandı. Ancak bu iş kontrol altında değildi. Bunu gördük. Şimdi çözüm sürecinin bu sözümü nereye bağlayacağım? Çözüm sürecinin bitmesi de yine bu İçimizdeki, hani dedik ya bu darbeden dolayı bir hayır tarafı var. Bu da içimizdeki hainleri görmek oldu. Şimdi ben bakıyorum çözüm sürecinin bitmesinde bunların katkısı vardır. Ondan sonra düşürülen Rus uçağı ile ilgili
Mesela o zamana kadar da belki Rusya ile ilişkilerimiz çok iyi gidiyordu. Bakın sözlerin başında da söyledim. Amerika'ya yaklaştığımız gün, Rusya ile uzaklaştığımız gün, Rusya'ya yakınlaştığımız gün, Amerika'dan uzaklaştığımız gün diye. Şimdi Amerika'ya yaklaştığım, özür diliyorum, Rusya'ya yaklaştığımız zaman Amerika'dan uzaklaşmak dedik. Şimdi buraya, Rusya'ya yaklaşırken bunların işine gelmeyecek. Bu bahsettiğimiz paralel yapının merkezi nerede diyoruz? Pensilvanya'da, Amerika'da diyoruz. Yani Rusya'ya yaklaşıyorsak bunlara sırtımızı dönüyoruz. Bu da kalkıyor, senin Rusya'ya yaklaşmanı önlemek için Rus uçağını düşürüyor. Tabii ki o günkü siyasi şartlarda yanlıştı diyemeyiz. Eğer bizim hava sahamızı işgal ediyorsa tabii ki o uçak düşürülecek. Yani niye düşürdün diyemeyiz biz. Ama tek çare düşürüp Rusya ile bizim aramızı açmak mı? Tek çare bu mu? Belki sen onu düşürmezdin, taciz atışı yapardın, bir şey yapardın, uzaklaştırırdın. Yine senin hava sahanı işgal etmesini önlerdin. Ama içimizdeki bunların adamları kalkıp bu uçağı düşürüyorlar ve senin devletler arasında yani 2 tane, 3 tane belki subay, 5 tane subay, 2 tane pilot senin devlet olarak başka bir devletle ilişkini çok büyük sekteye uğratabiliyor. İçimizdeki hainleri görmek açısından da Bu darbenin iyi tarafı, yani iyi tarafı derken bizim ders alabileceğimiz, daha sonra daha yere sağlam basabilmemiz adına gördüğümüz bu paralel yapının gerçek yüzüydü. Bu açıdan da o gecenin, 15 Temmuz'un bir artısı nedir derseniz, ben bir artısı içimizdeki bu hainleri görmek olarak değerlendiririm. İkinci bir artısı da vatanımızın, milletimizin, bu vatandaşlarımızın, bu ülkede yaşayan insanların bu devletine gerçekten sahip çıktığını görmek oldu o gece. Yani insanlar, sokağa çıkan insan bile belki bu kadar büyük bir itici güç olacağını bilmiyordu. Belki Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını duydu veya sokakların tankların sokaklarda ilerlediğini görüp sokağa çıktı ama peşinden bu kadar kitlelerin geleceğini bilmiyordu. Ve hepimiz gördük ki bu ülkede vatanını seven birçok insan var. Yani siyasi görüşü de önemli değil. Belki düşürmek istedikleri hükümet, belli AK Parti hükümeti belki ama bu insan onu düşünmüyor. Yani bunlar başarılı oldukları zaman ne AK Parti kalır, ne MHP kalır, ne CHP kalır. Yani bu AK Parti'ye yapılan bir olay değil. Bu vatana, millete yapılan bir olay deyip her kitleden insanın sokağa inmesi, o 15 Temmuz gecesi bize şunu gösterdi ki bu insanlar, bu millet vatanını seviyor. 15 Temmuz'da gördüğümüz ikinci güzel şey de bence budur yani. Orada birlik, beraberliği. Tabii. Gördüm. Bir vatan konusunda yakaladık. İnşallah Rabbim o birliği, beraberliği, güzelliği devam ettirir ve ibadetler konusunda da İnşallah bu şekilde sımsıkı sarılabilirsek o zaman inan ki Eyüp Hocam Allah'ın da yardımıyla tüm dünyada söz sahibi bir ülke konumuna o geliriz inşallah. İzleyicilerimizden mesajlar geliyor. Evet diyor bir izleyicimiz, Batı bizi hiçbir zaman sevmeyecek. Bence ben bunun kanaatindeyim diyor bir izleyicimiz. Almanya'daki yaşanan olaylara istinaden Cumhurbaşkanımızın video konferansına Hocam, engel oldular. Hocam izleyicimize katılarak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bazı sağ kesimden insanlar var. Ben iyi niyetli insanlar olduklarını düşünüyorum ama eksik düşünerek iyi niyetli insanlar olduklarını söylüyorum. O da nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veya AK Parti iktidarının, AK Parti üyelerinin yaptıkları her işin doğru olduğunu zannetmeleri, onların eksiklikleri. Bunları art niyetli olduklarından dolayı söylemiyorum. Art niyetliler demiyorum. Sadece eksikleri var. İyi niyetle söylüyorlar belki bunu ama eksikleri var. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz diyeceksiniz bana. Şimdi bugün ama istisnasız her söylediğini kabul eden insanlar için söylüyorum bunu. Bugün 20 yıllık, 30 yıllık geçmişi, mazisi oldukları bu paralel yapıyla ilgili bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir öz eleştiride bulundu. Ne dedi? Gaflete kapıldık dedi. Bu eleştiriyi belki bizim cemaatimizin insanları veya dışarıdan insanlar belki onlarca yıl önceden söylemiş olabilir, seneler evvel söylemiş olabilir ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bunu söylüyorsa demek ki geçmişte de yanlış kararlar verilebiliyor. Şimdi buradan yola çıkarak ben bu verilen yanlış kararlardan birisi de izleyicimize katılarak söylüyorum. O da Batı bizi hiçbir zaman kabul etmeyecek dedi ya. Bugün bizim Avrupa Birliği için Batı'ya yanaşmak adına bu çabamızın ben yanlış olduğunu görüyorum. Ve
çok az tecrübeme, az tecrübeme dayanarak da şunu söyleyeyim. Yarın öbür günde, yani önümüzdeki senelerde de yine Cumhurbaşkanı'ndan şu açıklamayı yani duyacağız. Belki de yanılacağım, bilemiyorum ama yine bekliyorum. Avrupa Birliği'ne yanaşmak, sürekli Batı'ya iyi görünmek, şirin görünmek bizim hatamızdı. Şimdi bugün paralel yapıya yakınlık, geçmişte yakınlık kurmuş olmamız bir hataydı diyor. Bu öz eleştiriyi yapıyor. Yarın öbür günde ben aynı öz eleştiriyi Batı konusunda da, Avrupa Birliği konusunda da yapacağını düşünüyorum. Yani yıllardır hocam, yıllardır Avrupa Birliği, Avrupa Birliği süreci, Avrupa Birliği müzakereleri diye yıllardır bizim ana haber bültenlerimizde, gündemimizde sürekli bu var. Evet. Kat edilen mesafe var mı yıllardır? Maalesef habire dosya açılıyor, pasif açılıyor. Mesafe de yok ama yıllardır var, peşinden gidiyoruz. Peki buraya girmeyerek ne kaybediyoruz? Çok büyük yatırımlar Cumhurbaşkanımız da açıklamıştı. Dünyanın en büyük 3 projesinden 4 projesinden 2 tanesi ülkemizde diye. Yani oraya girmeden de büyük projelere imza atabiliyoruz. Büyük projelerin içerisinde olabiliyoruz. Peki oraya yaraşmak ne? Yaraştığımız insanlara bakın. Yani Avrupa Birliği'nin en büyük finansmanı Almanya dediğimiz ülke, yaraşmaya çalıştığımız en büyük ülkelerden bir tanesi bugün size karşı yapılan darbeyi, bu darbeye bir mitingde bir haykırmak isteniyor mitingde. Bu mitinge karşı çıkan insanlar ve siz de bunların elinin altına girmek için, yani şey de değil, onları böyle idare edeceksin falan da değil, yani onların elinin altına gireceksin. Buraya girmek için bu sarf ettiğimiz çabanın da ben yersiz olduğunu düşünüyorum. Yani yine bekliyorum aynı bu paralel yapıyla alakalı gelen öz eleştiriyi ben Batı'dan dolayı da günün birinde geleceğine inanıyorum. İnşallah bu öz eleştiri gelmeden evvel biz bu boş sevdamızdan vazgeçeriz. Yani çünkü ben Avrupa Birliği konusunda da çok iyi çıkarlar belki siyasi olarak veya maddi evet. olarak bir şeyler çıkartacağız ama bu değmeyecek yani. Avrupa Birliği için vazgeçtiğimiz bu diğer İslam Birliği gibi buralara sırtımızı döndüğümüze değmeyecektir. Bu konuda hocam mesajlar gelmeye devam ediyor. Bir izleyicimiz, uluslararası arenada Türkiye'nin müttefiki kim olmalı diyor. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam diyoruz. Gerçekten de önemli bir mesaj. Bu müttefikimiz kim olacak? Tabii ki Avrupa Birliği değil, Batı değil. Bizim evet. müttefikimiz İslam Birliği. Tabii Filistin olsun hocam. Kurulmalı. İslam Birliği aslında, İslam Birliği şu an dönem başkanlığı da bizim ülkemizde. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızda. Ancak isimde İslam Birliği evet. ama bu İslam Birliği'ni daha faal hale getirmek aktif hale getirip artık biz Müslüman ülkeyiz ve Müslüman ülkelerinin de lideriyiz. Liderlik konumunda bütün İslam ülkeleri bizden beklentide. Evet. Bugün bunu bu darbe gelişiminde daha da gördük. Her taraftan Somali'den, Afrika'dan tutun farklı farklı yerlerden Türkiye'ye destekler, dualar, evet. mesajlar aynı şekilde darbeye karşı onların da hamle yapmaları, paralel yapının okullarını kapatmaları, tasfiye etmeleri vesaire, Türkiye'nin yanında olduklarını göstermeleri gerçekten de önemli, güzel gelişmeler. Türkiye'nin birliğine, beraberliğine onlar da destek oluyorlar. Onun için ülke olarak bizim en büyük ihtiyacımız olan İslam Birliği'ni hayata geçirebilmek, İslam Birliği'ne öncülük etmek, onları yönlendirmek. Bizim Avrupa Birliği'nden, İşte NATO'dan, Birleşmiş Milletler'den bugüne kadar hiçbir fayda görmedik. Hiçbir fayda görmeyeceğiz de. Yıllardır onlar ancak bizim şehitler veriyoruz. Ama hiçbir ülkenin bizim bu konuda arkamızda olup da somut bir adım attığını hiçbir zaman görmedik. NATO ülkesi izliyoruz. Bu NATO ülkesi olmamızdan dolayı nasıl bir çıkarımız var onu da bilmiyoruz. Ama bizi kullanmaya geldikleri zaman ülkemizin dört bir yanında yine bu ülkelerin üstleri var. Onlar bizi kullanmaya geldikleri zaman çok güzel kullanıyorlar. Biz mağdur duruma düştüğümüz zaman hiçbirisi piyasada yok. Yani iki hafta önceki cuma namazında hocamız dedi ki Allah dedi bu İslam ülkelerinin kimine dedi petrol vermiş dedi, kimine başka bir kazanç kapısı vermiş dedi. Bizim ülkeye vermemiş dedi. Yani varsa da kullanamayacağımız şeyler var şu an itibariyle. Bu tarih itibariyle kullanamayacağımız şeyler var. Diğer ülkelerde var belki İslam ülkelerinde. Bize de dedi onları vermemiş ama dedi bize de kabiliyet vermiş. Önderlik kabiliyeti vermişti. Geçip
geri dönüp tarihimize baktığımız zaman yani hangi İslam ülkesinin elinin altında toplanıp dünyaya hükmeden bir İslam birliği vardı şu ana kadar? Osmanlı'dan başka Osmanlı. Tabii yani öyle çok büyük dünyaya kafa tutan bir devlet. Geriye dönüp hemen yakın tarihimize baktığımız zaman bir Osmanlı vardı. İçerisine Suriye'yi alan, Filistin'i alan, Halep'i alan bir Osmanlı devleti, bir İslam devleti vardı. Bugün Osmanlı devleti... İmparatorluktu. Tabii imparatorluk. Tüm dünyada. Sultan Abdülhamit Han demişti yanlış hatırlamıyorsam. Yani Osmanlı dedi Orta Doğu'dan, Filistin'den çekildiği zaman oradaki kan kıyamete kadar durmayacak diye. Yani İslam Birliği sadece bizim ülkemizin kuvvetli olması da değil. Bütün Müslüman ülkelerinin hep bir arada durup ondan sonra karşınızdaki o tek millet dediğimiz küfrün size saldırması, sizi işgal etmesi o kadar kolay olmayacaktır. Bugün bütün İslam ülkeleri, Filistin'in yanında olsa bugünkü zulümleri görür müyüz hocam? Bütün İslam ülkeleri Suriye'nin yanında olsa, Suriye'ye karşı dese ki kardeşim sen Suriye'ye karşı işgalde bulunuyorsan senin karşında Suudi Arabistan'da var, Libya'da var, işte ne bileyim sayabileceğimiz bütün İslam ülkeleri var desek Suriye'nin havasında bugün Rus uçakları her gün bombalar mı Halep'i? Bombalayamaz. Bu yüzden dolayı Allah bize bu kabiliyeti vermiş. Uyanabilmeyi nasip etsin diyelim hocam. Bütün Amin. İslam ülkeleri için, sadece bizim için de değil. İnşallah o güzel günlere de görürüz hocam. İnşallah. Bir izleyicimiz, Rabbim Türkiye'mize zeval vermesin, ayı derisinden post olmaz, gavurdan da dost olmaz, iki yüzlü batı demiş. Biz de izleyicimize katılıyoruz bu güzel mesajından dolayı. Evet, diğer bir izleyicimiz Azerbaycan'dan göndermiş. Merhaba, ben Azerbaycan'dan, Mingecevir'den Eyüpzade Ayhan. Şu anda FM TV izliyorum, Dostane programını. Teşekkür ediyoruz. Sizleri çok severiz diyor. Ülkemizin müttefiki Azerbaycan olmalı. Azerbaycan zaten iki devlet, tek millet olarak gerçekten de can Azerbaycan. Dostumuz, en yakın kardeşlerimiz. Rabbim bu kardeşliğimizin sayısını çoğalsın inşallah. Azerbaycan gibi diğer ülkelere de böyle bir olmayı Rabbim nasip eylesin. Şimdi üst akıl meselesi var hocam. Üst akıl. Bunu defaatle hep gündemde izleyicilerimizde, hatta yönetmenimizden rica etsek altyazı olarak, karşı olarak üst akıl kim? Sizce üst akıl kim? Halkımızın da izleyicilerimizin de bu konuda mesajlarını, görüşlerini bekliyoruz. Sizce üst akıl kim? Evet kıymetli izleyicilerimiz. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda bir açıklaması vardı. Üst aklın paralel yapının Pensilvanya Fethullah Gülen değil, onun da üstü var. Bunlar bir maşa. PKK'yı da aynı maşa, PKK'yı da kullanıyor. Paralel yapıyı da kullanıyor. İşte Suriye'de DAEŞ'i kullanıyor. El-Kaide'yi de kullanıyor. Her türlü kendini bir örgüt bulup, bir maşa bulup gizlenerek perde arkasından bu işleri yönlendiren üst akıl kim sizce? Bu saydığımız örgütlerin de çok acı bir ortak yönü var hocam. Hepsinin yani PKK hariç bu saydığımız işte El-Kaide diyoruz, DAEŞ diyoruz veya bunların hani bir nebze silahsızı, gerçi bu 15 Temmuz'da onların da silahlı olduğunu gördük bu örgütün, paralel yapı. Bu saydığımız, şu an saydığımız 3 örgütün hepsinin de bir ortak yönü var. O da hepsinin yani kendisini dini kisvede, yani dini bir cemaat olarak tanıtması. Yani maşa olarak dedik, DAEŞ için maşa dedik, birilerinin maşası dedik, El-Kaide için birilerinin maşası dedik, paralel yapı için birilerinin maşası dedik. Bu üçü de kendilerini hep dini cemaat, dini getirecekler, İslam'ı getirecekler ve ülkeleri öyle yönetecekler diye İslam'ın hiçbir şekilde el vermediği şeyleri gerçekleştirdiler. DAEŞ dediler, şeriatı getirecek, şeriat kanunlarıyla hükmedecek dediler. Masum insanların kafalarını kestiler, affedersiniz. Yani bunların, dedim ya, hepsinin ortak yönü var dini bir cemaat olarak. Bunları maşa olarak kullanan devlet hem işlerini yaptırıyor buna. Yani bir yere zulüm götürecekse, bir yere kan götürecekse o kanı götürüyor. Aynı zamanda da kanı götürürken bunları da İslami kisveyle tanıtıp, yani İslami bir merkez olarak tanıtıp hem kanı götürüyor hem de İslam'ı kötülemiş oluyor. Tüm dünyada Müslümanlar terörist. Zaten
Şu an maalesef internet sitesine bile baktığımızda Müslüman, İslam dedim mi terörist yan yana çıkıyor. Evet. Hemen İslami terörist, Müslüman terörist böyle bir dünya genelinde Avrupa'da olsun, diğer ülkelerde olsun böyle bir yanlış kara propaganda evet. yürütüyorlar. Ve maalesef bunda da başarılı oluyorlar. Şu an bu daha İslam... Tam geçtiğimiz hafta hocam bu konuda bir şey vardı. Şimdi dediniz ya yazıyoruz internete İslam dediğimiz zaman hani uluslararası ortamda İslam dediğiniz zaman yanına terörizm, terörist falan çıkıyor diye. Geçtiğimiz hafta yani yaklaşık bir 10 gün önce Almanya'da da bir patlama oldu. Bir alışveriş merkezinde 7 kişi patlama değil silahlı saldırıda bulunulmuştu. O saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybedip birçok insan yaralanmıştı. Tabii bunu belki izleyicilerimizin hepsi hatırlayamayabilir. Bunun da sebebi şu hocam. O saldırıyı gerçekleştiren kişinin bir Müslüman olmaması. Yani Müslüman olmaması derken sanki önceki saldırıları Müslümanları yapmışını kabul etmiş İslami gibi olur. İslami kimlik veremediler ona. Yani ona İslami kimlik veremediler. Kimliği ortaya çıktığı zaman onun belki bir Alman vatandaşı ya da Avrupa Birliği vatandaşı olduğu ortaya çıktığından dolayı o haberi biz ikinci gün ekranlarda haber bültenlerinde göremedik. Fazla çünkü, istedikleri gibi ses çıkaramadılar. Çünkü eğer bir silahlı saldırı, bir bombalı saldırı varsa bunun sürekli ekranlarda kalması için o saldırıyı gerçekleştiren kimliğin Müslümanlıkla ilişkilendirilmesi gerekiyordu. Almanya'daki saldırıda bu olmadı. Bu yüzden dolayı izleyicilerimizin büyük bir kısmı bu olayı bilmeyecek, hatırlamayacaktır. Çünkü bu saldırıyı gerçekleştiren kişi Müslüman kimliği olarak, Müslüman kimliği içerisinde bir kimse değildi. O yüzden dolayı hatırlamayacaklar. Ama hem Müslüman işlemiyor hem de işlenen bir cinayeti Müslüman kimliğiyle tanıttıkları zaman da bu olay günlerce, belki haftalarca, belki aylarca ülkelerin gündeminde sürekli kalıyor. Ne için? İslami kisveyi veya bu İslam dinini hep terörizmle, hep kanla anmak için onlar haftalarca, aylarca manşetlerden inmiyordur yani. Bu meseleyi bu Fransa'da biliyorsunuz bir dergi vardı. İslami ve değerlerimize Charlie Hebdo dergisi. Evet. Buradaki bir saldırı yapıldı. Bu saldırıda yine işte Müslümanları kullanıp böyle güya tüm dünyada gene orada Fransa'da bir yürüyüş yapıldı. Tüm devlet erkanları, tüm ülkelerden bizim o zaman dönem başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu Hoca da katıldı. Gerçekten de o zaman baktığımızda her yerde maalesef Müslümanları terörist olarak gösterip kendi elemanlarına yaptırıyorlar. İslami kisvede yaptırtıyorlar ve Müslümanların bu şekilde Amerika'ya baktığımızda 11 Eylül saldırıları bir anda El-Kaide diye bir örgüt piyasaya çıktı. İşte Afganistan'ı işgal ettiler, Irak'ı işgal ettiler. Evet. Niye? Amerika zaten Irak'a girmeye niyeti gerekeydi vardı. Yani. Bir bahane lazımdı. Bunlar o bahane için kendi halkını öldürecek kadar böyle bir durumda var. Bu konuda üst akılla alakalı bayağı bir mesajlar geliyor hocam. Onları da okuyalım kısa kısa. Sonra yorumlara devam edelim. Selamünaleyküm. Küfür tek millettir. Ancak hepsini organize eden Siyonizm'dir demiş. Allah sizlerden razı olsun. Bir izleyicimiz böyle bir cevap göndermiş. Diğer izleyicimiz gene Azerbaycan'dan mesajımı yayında okuduğunuz için teşekkür ederim demiş. Benim fikrimce Türkiye'ye kirli oyunlar oynayan ülke Amerika ya da Rusya demiş Azerbaycan'dan bir izleyicimiz. İyi akşamlar, sizleri severek izliyoruz. FM TV'yi çok beğenerek izliyoruz demiş diğer bir izleyicimiz. Biz de teşekkür ediyoruz izleyicilerimize. Evet, mesajlar şu an konuyla alakalı. Diğer bir mesaj daha var. O biraz fıkhi konuya giriyor. Rahmetli Necmettin Erbakan ve Abdülhamit Han Hazretlerinden sonra ümmete en çok hizmet eden insanı unutmayın değerli büyüklerim demiş. Tabii ki Erbakan Hoca'yı da unutmuyoruz. Bu millete, devlete, ülkemize, dini değerlerimize, İslam'a kim hizmet ettiyse rahmetli Rabbim Erbakan hocamızın hepsinden razı olsun. İktidarda kalamamasının en büyük sebebi de buydu bu zaten. Yani bunlara hiç prim vermemesiydi. Hiç prim vermedikleri için onlar da anladılar ki bu iş bununla yürümeyecek. Bizim çıkarlarımız bunun sayesinde
gerçekleşmeyecek. Bu bize faydalı olmayacak, ön ayak olmayacak. Çünkü daha o gün bir yılını bile dolduramayan Erbakan Hoca'nın hükümeti darbe girişiminde hemen bütün Türkiye'deki yabancı birliklerin tamamının üstleri kapatılmıştı. Yani hiçbirinde ne giriş çıkış, uçak kalkışı haberi vesaire bunlar. Yani açık açık Erbakan Hoca'nın açık açık ifadesi vardır yani bana ne Amerika'dan diye. Yani Amerika ile işimiz olmaz. Belki devlet ilişkileri belki olabilir ama onun dışında bir şey olamaz diye. Çünkü o konuşma da şuradan geliyor. Amerika şöyle der, böyle der. Yani biz kendi icraatlerimizi Amerika'ya beğendirerek yapmayacağız. Onların fikrini alarak, onların istediği şekilde yapmayacağız. Onlarla ilişkimiz olacak ama biz kendi kendimizi yöneteceğiz. Bizim bağımsız bir devletimiz var. Bakın bağımsız devlet. Tırnak içerisinde olay bu yani. Ama işin içine girdiğin zaman bağımsız devlet olmamızı istemeyip resmi olarak belki bir bağımsız devletiz ama hep dışarıdan bugün gördük. Pensilvanya'dan gelen oraya bağımlı olduğumuzu gördük. Bu olmuş Temmuz'dan öncesinden dolayı söylüyorum. Bunu da istemediği için rahmetli Erbakan hocamız. Bu yüzden dolayı biz Erbakan hocayı başımıza bir başbakan olarak belki ileride cumhurbaşkanı olarak göremedik. Bunun sebebi de Erbakan hocamızın batıya karşı özellikle hiç eyvallahının olmamasından dolayıdır yani. Evet. Şimdi Eyüp hocam gerçekten de olaya geniş çerçevede bakmak lazım. İzleyicilerimizden de istirham ediyoruz. Sadece bu 15 Temmuz darbe girişimini paralel yapıyla sınırlamamak lazım. Bu paralel yapı kullanılan bir maşa. Bu insanlar bir maşa. Bu olaya baktığımızda, olayın geniş çerçeveden baktığımızda bunun bir iman küfür mücadelesi olduğunu görmek zaten herkes bunu görecek, farkına varacak. Bu bakış açısıyla baktığımızda iman küfür mücadelesi kıymetli izleyiciler. Bu mücadele Adem Aleyhisselam zamanından başladı. Kıyamet sabahına kadar devam edecek. Her ümmet imtihanlar yaşıyor, imtihanlar çekiyor. Kimi zaman Müslümanlar galip geliyor, kimi zaman kafirler galip geliyor. Bu günler böyle deveran ediyor ayeti kerime var. Bizler de bugün ümmeti Muhammed olarak, Müslümanlar olarak bu mücadelenin içinde bu sancak elden ele dolaşıyor. Bu İslam sancağı bugün bizlerin elinde. Rabbim bizden sonraki gelecek nesillere bu sancağı en güzel şekilde, güvenilir bir şekilde teslim edebilmeyi, daha güzel bir şekilde ulaştırabilmeyi nasip eylesin. Bugün gördüğümüzde Amerika'da işte 11 Eylül saldırıları, ülkemize geldiğimizde geriye dönük döndüğümüzde baktığımızda hep planlanan işte darbeler, işte inkılaplar, kılık kıyafet devrimi, harf devrimi, hep bunlar binlerce, yüz binlerce aslan alimlerimizin, ezanların yasaklanmasının, Kur'an-ı Kerimlerin yasaklanmasının bir böyle bir ülkeden gelmişiz. Böyle bir sıkıntılı süreçten geçmişiz. 1960'lara kadar bu ülkede ezan Türkçe okunmuş. 18 yıl. Maalesef kaç yıl böyle sürmüş ve biz babalarımız, dedelerimiz anlatıyor. Kur'an okumak yasak. Jandarma dipçiklerle gelip camileri, kurslara basıyordu. Kur'an, evleri bulundurmak bile yasak. Yani. Bulundurmak, ahırlara saklıyorlarmış, gömüyorlarmış. Böyle bir dönem, bunların hepsinin tamamı yapılan oyunların, işte sonradan 60 darbesi, 80 darbesi, sağcı solcu meseleleri, Kürt Türk meseleleri, Alevi Sünni çatışmaları, hep bunlar bu üst aklın, yani küfür milletinin Türkiye'deki iman, İslam, bu birlik beraberliğin tekrar güçlenmemesi, bir araya gelmemesi. Çünkü biliyorlar ki Türkiye güçlü olursa, bu millet, bu devlet güçlü olursa, gerçekten Allah'ın ve Peygamber'in yolundan gidip Kur'an ve sünnet ışığında, ehli sünnet çerçevesinde bu devlet, bu millet bir olduğu zaman, diri olduğu zaman tüm dünyaya el açacak, kucak açacak bir millet, önderlik yapacak bir millet. Onun için işte 15 Temmuz gecesinde Kürt Türk demeden, açığı kapalısı demeden, A partisi B partisi demeden herkes vatanı için, milleti için
devleti için, bayrağı için tankların önüne yattı. Kurşunlarla şehit oldu. Başlarından helikopterlerle ateş açıldı. Ama ne yapmadı? Vatanını bırakmadı. Korkup geriye çekilmedi. Bu iman dolu göğüslerle elinde belki de ne bir taşı var, başka hiçbir şey yok. Üzerinde bir tişört, elinde bir bayrak ama karşıda zırhlı araçlar, tanklar, helikopterler, F-16'lar, silahlar, ne olursa olsun o iman dolu göğüslerle çarpıştılar. Allah'ın da yardımıyla gördük ki biz bir olunca, biz bunun farkına daha yeni varıyoruz Eyüp Hocam. Biz ülke olarak, millet olarak bir olduğumuzda nelere gücümüzün yettiğini, Allah'ın yardımıyla neleri başarabileceğimizi gördük. Ama gavur, işte bu üst akıl bunu bizden daha iyi biliyor. Senelerce bu ülkede tesettürü yasakladılar, başörtüyü yasakladılar, Müslüman çocukların eğitimlerini yasakladılar. İşte güzellik yarışması adı altında, sütçü imamın başlatmış olduğu Kurtuluş Savaşı'nda bir bacımızın peçesine el uzatılıyor, çarşafına el uzatılıyor diye kurşun sıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlatan bir milleti, o milletten gelen genç kızları ne yaptılar? Güzellik yarışması adı altında çırılçıplak kalkıp tüm dünyaya bunu hep ilan ettiler. Bunu gördük, bunu yaşadık. Çanakkale geçilmez olaylarını gördü bu millet. Bu badireleri atlatıp bugünlere geldik. İnşallah daha iyi günler bizi bekliyor. Yeter ki biz bu iman dolu millet ibadetlere de sarılırsak, Kur'an'a, sünnete sarılırsak, Allah ve Resulümüzün razı olduğu şekilde inşallah o güzelliği yakalarsak, ümit ediyorum tüm İslam alemine de ışık olacak. Tüm İslam alemine de el açacak, kucak açacak. Bugün Eyüp Hocam şu halde bile, bu kadar kendi sıkıntılarıyla uğraşırken bile, biz 15 Temmuz darbesinden önce de gene ülkemize deriz cennet bir vatanımız var. Dörtte üçü sularla kaplı, her taraf denizler, Akdeniz, Karadeniz, Marmara'sı, Ege'si. Dörtte üçü sularla kaplı bir ülkenin dörtte dördü hainlerle kaplı bir ülkedeyiz maalesef. Dahili, harici her taraftan hainlerle kuşatılmışız. Nerelere kadar sızdıklarını yeni gördük. Allah'ım onlara fırsat vermesin, hainlere fırsat vermesin. Bu kadar hainle çarpışırken bile Suriye'ye el açan, kucak açan, Filistin'e kucak açan, Irak'a kucak açan, her taraftan Afganistan'dan gelen, Özbekistan'dan gelen, bugün hep İstanbul'da her yerde görüyoruz. Her yere kucak açan gene Türkiye. Bugün Suudi Arabistan'dan tut, en zengin Arap, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'dan, Kuveyt'ten, Dubai'den, herkese katabilirsin. Tüm Arap ülkelerine, İslam ülkelerine bakalım. Bu kadar, işte biz burada ensar rolünü üstlenmişiz. Kaç tane mülteci aldılar, kaç tane Müslümana sahip çıktılar, kaç tane Müslümanın derdiyle dertlendiler. Hem de ekonomilerin bizden kat kat daha kat, ileride kat olmasına daha, rağmen. Ama bizde ensar kardeşliği, ensar sevgisi, peygamber sevgisi. Hocam başta dedik ya, bu darbeyi ne geri püskürttü diye. Siz dediniz ki, yani o sokağa çıkan insanın elinde bir bayrağı vardı, sırtında da bir gömleği vardı. Zırhlı aracın karşısına geçiyordu bu adam. Dediniz ki bunu Allah'ın yardımıyla göğsümüzdeki iman neticesinde Allah'ın yardımı önledi dedik. Yani bu Allah'ın yardımının gelmesine de biz daha önceden demek ki bir şeyler yapmışız ki Allah'ın yardımı bize müstahak olmuş. Milyonlarca, şimdi resmi sayıya göre 3 milyon, 2 milyon, 3 milyon Suriyeli'yi resmi rakamlar olarak söylüyorum. Belki barındırıyoruz. Ama hani hadis var ya, sadaka belayı def eder diye. Aynen öyle hocam. Ve biz o günde gördük ki şimdi o gün İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız bileceklerdir. Kafalarının hemen, binaların hemen üstünde alçak uçuş yapan jetleri. Yani o el açtığımız 2 milyon 3 milyon Suriyeli var ya hocam. O uçaklar ses duvarını delip sadece Suriye'de, Halep'te ses çıkartmıyorlar. O uçaklar o seslerin belki de kat kat fazlası bombaları, tonlarca bombaları oradaki sivil insanların. Yani fırında hocam, fırında ekmek sırası bekleyen insanların başına o bombaları atıyorlardı. Biz sadece onun sesini duyup belki de o camların sallanmasına şahitlik ettik. Bir arkadaşım vardı, aynen şöyle söyledi. O sesten dolayı camın sallandığını gördüm vesaire. Bir dışarı bakayım dedim. Camdan başımı çıkarttım. Aşağıya bir baktım, evi olmayan Suriyelileri gördüm dedi. Apartmanın hemen girişinde kapıya yaslanmışlar. Onların evi yok dedi.
Yani biz bu insanlara tabii birçoğunun evi var, yerleşecek yeri var. Belki o an o evine yakın değildi. Neyse. Bu insanlara biz kapımızı açtığımızdan dolayı Allah-u Teala'nın yardımı bize belki layık oldu. Yani o insanların kafalarına o bombalar gerçekten geliyordu. Biz zulümden kaçan, F-16'dan irkildiysek, tabii, o jet bu savaş, insanların başlarına bombalar yağdığını onların nasıl bir durumda neler çektiğini yani hissetmişim. Tanktan kaçan, F-16 jetlerinden kaçan insanlara biz bugün 2 senedir, 3 senedir kapımızı açıyoruz ve Allah-u Teala 15 Temmuz'da bizi, yani dışarıdaki sivil insanları, aynı el açtığımız, kapımızı açtığımız o sivil insanlar gibi bu sefer bizim sivil vatandaşlarımızı o F-16'lara karşı galip getirdi. Bunu da yalnız Allah-u Zülcelal Hazretleri getirdi. Yani biz çok iyi bir taktik geliştirdik, insanları çok iyi böyle kilit noktalara sürdük, orada kalabalıklar oluşturduk değil. O sokağa çıkan insanların nereye gidecekleri bile yani kendi tercihine kalmış bir şeydi. Tamamen o insanları en önemli yerlerde, bunların başında işte İstanbul Saraçhane, İBB Büyükşehir Belediye binası geliyor. Hemen aşağısında Vatan Caddesi'nde Emniyet Genel Müdürlüğü geliyor. O insanları oraya toplayan birincisi kalbindeki imandı. O imandan dolayı ve el açtığımız, kapımızı açtığımız, yurdumuzu açtığımız o mazlum insanlardan dolayı bugün bize 15 Temmuz'da Allah-u Teala yardımını gösterdi. İnşallah da bundan sonra bunun gibi acı durumlarla karşılaşmayız, bu duruma maruz kalmayız ve bu durumda olan Müslüman ülkelerini, Müslüman insanlarını da en iyi şekilde bu durumdan kurtarabiliriz diyorum hocam. Evet, izleyicilerimize mesajlar gelmeye devam ediyor. Bir izleyicimiz tam yarama basıyorsunuz, çok dertliyiz diyor. Çok o yüzden çocuklarımızı güzel yetiştiremedim diyor. Ülkemizde oynanan oyunların. Diğer bir izleyicimiz, selamünaleyküm muhterem hocam. Darbeciler yüzünden araba fiyatları çok arttı. Lütfen insanları uyarın, fırsatçılık yapmasınlar değerli hocam diyor. Evet, mesajı da biz buradan okutmuş olduk. Selamünaleyküm, üst akıl AB, ABD, onların da üst aklı Siyonizm'dir. Daha ne zaman bunu idrak edip de İslam birliğine yöneleceğiz? Hilafet düştüğü yerden kalkar, onun için özümüze dönmekten başka çıkış yolumuz milletçe bana ne Amerika'dan dediğimiz gün kurtuluşun yolu açılır. Hayırlı yayınlar demiş. İzleyicimize teşekkür ediyoruz. Güzel bir mesaj. Selamünaleyküm. Bir millet Çanakkale'de dedelerinin ruhunun yaşadığını gösterdiği iyi Müslümanız. Elhamdülillah. Rabbim tekrar bize bu acıları yaşatmasın. İnşallah. Yine selamünaleyküm kardeşlerim. Rabbim sizden razı olsun. Rabbimiz İslam'ı ve tüm Türkiye'mizi korusun. Hak geldi, batıl yok olacak. Zalimler helak olacak. Türkiye'ye kirli oyun oynayanlardan biri de iki yüzlü İran'dır. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum kardeşlerim. Numan göndermiş Azerbaycan'dan. Azerbaycan'a da selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Gerçekten de İran'ın nasıl bir devlet olduğunu buradan daha önceki programlarımızda hep dile getirdik. 15 Temmuz gecesinde İranlı askerlerin kutlama atışı yaptıklarını ekranlara getirdik. Müslümanlar dua ederken İran Türkiye'de darbe oluyor. Darbeciler, hainler başa geliyor diye sevinç çığlıkları atıyordu. Sevinçleri kursaklarında kaldı. Çünkü İslam aleminde bir fotoğraf vardı İslam Birliği konferansında. Cumhurbaşkanımız şu an onun başkanlığını, dönem başkanlığını yürütüyor. Orada İslam aleminde Türkiye'nin önderliğini kabul etmeyen, liderliğini hazmedemeyen, içine sindiremeyen tek ülke İran'dır. Evet. Çünkü onlar Şia'dır. Şia'nın İslamiyet'le, Müslümanlık'la alakası olmadığını biz buradan, çünkü onlar sahabeye, annemize küfrediyorlar, sahabeye buğz ediyorlar. Sahabeyi sevmeyen, annemize küfreden, bunların İslam'la alakasının olmadığını, onların Müslüman olmadığını biz burada defaatle söyledik. Onların İran İslam Cumhuriyeti adı altında ne kadar bir devlet İslam isimlerinde yazsa bile onların Müslümanlıkla alakasının olmadığını, çünkü onlar ayet-i kerimelerle sabit olan Hazreti Ayşe annemizin o ifk hadisesinde iftira atıyorlar ve bu ayetleri kabul etmiyorlar. Kur'an'ın bir ayetini dahi kabul etmeyenin kafir olduğunu
Biz buradan söyledik. Onun için İran'ın bu konudaki zaten Türkiye'deki terör olaylarına da en büyük destek veren, ülkenin karışması için, Şialığın bu ülkede yayılması için Ehl-i Sünnet'in önündeki en büyük engel İran'dır. Bunu defaatle de ekranlara getirdik, dile getirdik. Rabbim Ehl-i Sünnet'in müdavimi olan, Ehl-i Sünnet'in savunucusu olan ülkemize zeval vermesin. Müslümanlara hakiki birlik, beraberlik, kardeşlik nasip eylesin. Evet, diğer bir konumuz, yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Darbe nöbetleri, bu meydanlarda vatan nöbetleri, milli irade nöbeti, ben demokrasi nöbeti demek istemiyorum. Demokrasi şehidi de demek istemiyoruz. Bunu da buradan söyledik. Bu şehitlerimiz demokrasi için şehit olmadılar. Onlar vatanı için şehit oldular. Allah için şehit oldular. Bayrakları için, dinleri için şehit oldular. Bu nöbet tutanlar da demokrasi için nöbet tutmuyorlar. Milli irade, vatan nöbeti tutuyorlar. Hainler tekrar saldırmasınlar diye. Bu vatan nöbetleri, milli irade nöbetleri devam ediyor. Malum 16-17. Güne geliyoruz. İşte Cumhurbaşkanımızın da bir açıklaması vardı. Bu nöbet ne zamana kadar sürecek? Halk ikinci bir emir, açıklama gelmeden kesinlikle meydanları bırakmıyor. Cumhurbaşkanından kim açıklama yaparsa yapsın ona itibar etmiyor. Direkt Sayın Cumhurbaşkanından bir ifade bekliyor. Ve böyle bir açıklama geldi. 7 Ağustos'ta önümüzdeki hafta pazar günü Yenikapı'da büyük bir organize ile bu nöbetleri taçlandıracağız dedi. Nasıl bir organize olacak? Neler bekliyor? Ey hocam, siz ne diyorsunuz? Bu taçlandırma nasıl olmalı peki? Böyle bir organize güzel olur. Büyük evet. Bir gövde gösterisi. Buradaki maksat tüm dünyaya, düşmanlarımıza karşı bakın siz bize ne oyunlar oynadınız ama biz bu vatanı size bırakmayacağız. Biz dimdik burada A partisi, B partisi, sağcısı, solcusu, demek. Türk'ü, Kürt'ü demeden biz burada biriz, ayaktayız, dimdik, karşınızdayız. İşte halkın iradesi burada, vatanına sahip çıkan kahramanlar burada. Bir ölür, bindiriliriz. Böyle bir gövde gösterisi. Bunun olması güzel. Peki nasıl olmalı? Neler yapılmalı? Bu 7 Ağustos'taki taçlandırma nöbeti. İşte şehitlerle alakalı neler yapılabilir? Gazilerimiz var. Zaten onlarla ilgili hocam Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan onların hani bu göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı alacakları maaşlar, hani bu mağduriyetlerinin giderilmesi, zaten onlar belirlendi. Ben oraya girmeyeceğim de bu hani nasıl bir final yapılmalı, nasıl taçlandırılacak? Normal sürece geçecek. Tabii. Gece nöbetler tabii normal taçlandırılma meselesine geldiğimiz zaman hocamız buradan, sevgili Masum Bayraktar hocamız hep şunu derdi. Yani bir şey getiriyorsun bu ülkeye. Bir yenilik, bir değişiklik getiriyorsun. Bunu en iyi şekilde millete, vatandaşa en iyi şekilde anlatman lazım derdi. Her konuda bunu derdi. Yani darbeden önce uzun bir süre bizim ülke gündemimiz hep başkanlık sistemiydi. Şimdi hocamız demiyor ki bu başkanlık sistemi olmasın, olsun. Bu konuda bir şey demiyor. Sadece diyor ki bunu vatandaşa en iyi şekilde anlatın. Gerekirse hepsinin telefonunu aç. Yani o gün gördük ki biz herkesin telefonuna geliyordu Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın adına meydanlara inilmesi gerektiğini. Yani bu insanların her birine açın telefonları veya karşınıza alın, çıkın televizyon programlarına, başkanlık sisteminde nasıl değişiklikler olacağını anlatın. Kim millet başımıza neyin geleceğini bilsin, ona göre ürkmesin ya. Şimdi bu 7 Ağustos'ta yapılacak bu son darbe nöbetlerinin biteceği söyleniyor. Buradaki taçlandırmada da ben en çok şuna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Orada da bir şuurlandırma. Yani insanlar 15 gün, tabii o zaman 20 gün olacak. 20 gün ne için beklediler? Bunu insanlara bir orada bir anlatılması lazım. Ne için beklediler orada? Vatanın için beklediniz deyip bu insanların orada ne için beklediğini uyandırmak lazım yani. Bunun bir şuurlandırılması yapılması lazım, şuurlandırılması. Şimdi hocam şöyle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Ben daha yeni dün işte bir showman, komedyenin Twitter hesabı hacklendi ve ne olduğu ortaya çıktı. Evet. Ama bu insan, ismini vermek istemiyorum burada, reklam olmasın, meşhur olmasın. Zaten izleyicilerimiz anlamıştır. Bu komedyen, bu showman
kalkmış bu nöbetlerde, meydanlarda çıkıp darbeye karşıymış görüntüsü vererek orada insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Yani ben şu an öyle bir haldeyiz ki at izi it izine karışmış derler ya. Şimdi bu insanın, bu sanatçının veya komedyenin, şovmenin kalkıp da bu meydanlara çıkıp da bunlar ne anlatacak insana? Bunun anlattığı her şeyi gördük. Belaltı, esprilerle, insanları güldürmeye çalışan küfürlerle. Şimdi seyircilerimizden de özür diliyoruz maalesef ama bunlar bu zihniyette insanlar. Bu insanların kalkıp da böyle insanların karşısına çıkarmak, onlara söz hakkı vermek, mikrofon uzatmak, bunları artık bir kenara bırakmamız lazım. Bunlar 15 Temmuz akşamı neredeydi kardeşim? Bu halkın, bu tankların karşısında kim vardı? Çıkarın onları konuşturun orada. Evet. O tankın altına yatan, o kamyonu süren, o ilk kurşunu sıkanlar, özel harekatçılar, darbecilere karşı savaşan, cephe yaralanan gaziler var ya, mümkünse onlara video konferans yaptırın, onları konuşturun. Bu sanatçı müsveddesi, bu şimdi fazla da oralara girmek istemiyorum. Dini liderler vardı, gizli kahramanlarımız vardı, dua ekiplerimiz vardı. Bizim manevi liderlerimiz. Bunlardan istifade etmek lazım. Yoksa o gün belki Yeni Kapı'ya milyonlar yığılacak. Milyonlar gelecek oraya. Evet. Belki de Türkiye tarihinde böyle bir organizasyon ilk, belki de son olacak. Bilemiyoruz nasıl. Çünkü bunun bir ortak yönü de yani herkesin oraya gelmesi, her kesimden insanın gelmesi. Yani AK Parti bir miting, A Partisi bir miting düzenlediği zaman o partinin mensupları geliyor. Bugün sokakta nöbet tutan insanlar, meydanlarda nöbet tutan insanlar sadece bir partiye mensup insanlar değil. Vatanını seven her insan orada bir kendini gösteriyor. Ve bugün 7 Ağustos'ta da Yeni Kapı'da gösterilecek, o yapılacak organizasyon da sadece o organizasyonu organize eden bir partinin veya bir kesimin meselesi değil. Bu vatan meselesi olarak ben oraya her kesimden insanın gideceğine inanıyorum. Bu yüzden dolayı gerçekten büyük bir kalabalık bekliyorum. Ve bu kalabalığa en iyi şekilde orada ne için bekledik, bundan sonra ne yapılması gerekir, bunların da en iyi şekilde o insanlara anlatılması gerektiğini düşünüyorum Sayın Hocam. Evet Eyüp Hocam, gerçekten de bu çok önemli bir organizasyon. Onun için oldu bittiye getirilecek. Biz böyle bir organizasyonu, bu insanlar buraya toplanmışken, burada işte Kur'an ziyafetleri, Türkiye birincisi, dünya birincisi hafız hocalarımız var, ehli sünnet hocalarımız var. Bunlardan istifade edebiliriz. Bunları çıkartabiliriz. Gazilerimizi çıkartabiliriz. Kahramanlarımızı çıkartabiliriz. Kalkıp da rica ediyoruz lütfen, o sanatçı, işte şudur budur, topçuları popçuları buraya insanları karşısına çıkartıp da, milyonların karşısına çıkartıp da onlara rağbeti, özentiyi arttırmayalım. O gün 15 Temmuz gecesi meydanda kimler varsa, 16 gündür meydanlarda gündüz akşama kadar ailesi için, çoluk çocuğu için çalışan, nafakası için çalışan insanlar akşam nöbete gidiyor ve sabah namazına kadar bekliyorsa ve sabah tekrar işine gidiyorsa, bu kahramanları, bu yiğitleri içlerinden seçip onları çıkartmak, konuşturmak lazım. Yoksa bunu o gün şov gösterisi, gövde gösterisine çevirip de ne olduğu belli olmayan sanatçıları işte çıkarıyoruz. Daha sonra hain olduğu, bir numaralı hain olduğu ortaya çıkıyor. Onun için lütfen Keremen, buradan devlet erkanımızdan, organizasyonu yapacak yetkililerden istirhamımız, dini liderlerimiz var ya, önderlerimiz var ya. Bizim 15 Temmuz gecesi telefonlar çaldı hocalarımızın. Allah dostlar ne olur talebeleri kaldırın, dua edin. Talebelerden dua, özel dualar, dualar. Hep işte bugün, o gün dua istediklerimiz var ya, bugün onları çıkartalım işte, konuşturalım. Dua istemeye gelince zor yani zamanda, sıkıştığımız gelince arıyorsan, ilk kim arıyorsan o gün de çıkar. İşte bizim hocalarımız, şimdi tabiri caizse şimdi bir taraftan dini bir cemaate bu işi yaptırdılar. Paralel yapı cemaat de demeyelim. Onun için biz, hakiki cemaatlerimiz var. Hakiki Allah dostlarımız var. Onları çıkartıp bu insanların karşısına koyalım. Hafızları çıkartalım, talebeleri çıkartalım. Bugün açığı kapalısı, A partisi, B partisi, C partisi, hiç kim ülkücüsü, devlet milliyetçisi, kimse ayrım yapmadan vatan için, millet için bir oldu, birlik oldu, beraber oldu, devam etti. Onun için son
taçlandırmayı da olağanüstü OHAL bölgesindeyiz. OHAL günleri yaşıyoruz. Bu günleri de fırsat bilmeli. İşte temizlik hızlı oluyor. OHAL'in faydalarından biri de hemen kararnamelerle, hiç mecliste oylamaymış, uymuşmuş hiçbir şeye gerek yok. Hemen kararnameyle, resmi gazete yayınlamayla tak 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 her şey seriye takıldı şu an. Gidiyor. İşte bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Başbakanımızdan rica ediyoruz. O gün hepsi ağırladı, biliyorlar. Başbakanlığa çıkardılar. Tankın önüne yatan, hep bunları gördük. İşte o gün meydana da bu halkımızı çıkaralım. Rabbim vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Birlik, beraberlik, kardeşlik nasip eylesin. Bir izleyicimiz göndermiş. Siz vatan nöbeti diyorsunuz, iktidar demokrasi nöbeti diyor. Siz vatan bayrak şehri diyorsunuz, iktidar demokrasi şehri diyor. Siz hakimiyet Allah'ındır diyorsunuz, iktidar hakimiyet milletindir diyor. Rabbim inşallah hakiki İslam anlayışı nasip eylesin. Amin. Rabbim şehitlerimize de rahmet eylesin. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı nasip eylesin. Ve kıymetli izleyicilerimiz, bir duyurumuz var. Fatih Medreseleri Vakfımızın bünyesinde yetişen 20 hoca ve 81 tane hafız talebemizin 14 Ağustos Pazar günü saat 17'de, 5'te, 15 Temmuz'da şehit olan şehitlerimizi anma programına ve Kur'an ziyafeti icazet programına tüm izleyicilerimiz davetlidir. Bayanlara yerimiz vardır. 14 Ağustos Pazar akşamı saat 17'de, yani ikindi vaktinde tüm izleyicilerimizi Kur'an ziyafetine, şehitleri anma programına, hafızlık ve hocalık icazetine davet ediyoruz, bekliyoruz. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu hafta da dostanede dostça sohbetin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizleri kırmayıp programımıza katılan ve kıymetli bilgilerinden dolayı, açıklamalarından dolayı Eyüp Pural hocamıza teşekkür ediyoruz. Bizleri ülkemizin 4000 yanından ve yurt dışından izleyen izleyicilerimize, mesajlarıyla yalnız bırakmayan izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Daha okuyamadığımız mesajlar var. Onlardan da özür diliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta aynı gün, aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle sizleri Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bizi izlemeye devam edin.